Yeni bir videodan herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Güzel bir hafta sonundan. Bugün herkes burada. Umut gel burada. İkra Nur gel burada. Şimdi koyunlar sabahtan belli otluyorlar. İçeri girdi, sularını içtiler. Bir daha çıktılar şimdi dışarı. Şimdi bugün diplomalı çobanımız da burada. O kim? Umut. Umut merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Umut koyunlara baksın burada. Hemen sebzenin yanındayız. Kozanın oradayız. Umut bunlar biraz daha otaracak. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Koyunlar tamam otlayacak. Domates var, salçalık istediler. Salçalık domates toplayacağız. Hem bize hem abimgile bir de başkasına sattık. Domates toplayacağız. Domates topladıktan sonra da mısır var şurada. Nasip olursa Umut'la yağmurlama döşeyeceğiz. Yine işimiz var. Yani işimiz yok değil, işimiz var. Hatta şu bunlar da kornişon salatalık arkadaşlar. Turşuluk salatalık yok mu? Onlardan ektik böyle, maşallah güzel oldular. Şimdi şey yapalım. Domatesi toplayak. Ondan sonra da geri kalan işlerimize bakacağız. Bizim diplomalı çoban işi bıraktı arkadaşlar. Kaçtı hemen Hugo'nun oraya. Neyse koyunlar da orada kendi otlayı. İşte böyle. Evet arkadaşlar, bu işlerde böyle oluyor. Domates işi de bu yer domatesini ektiğimiz zaman mecbur ya piri çok kuvvetli olacak ya da piri dedim böyle işte bu yaprağı teyengi ya da otlu olacak ki güneş yanığı çok olmuyor. Aşırı bunda bir güneş yanığı oluyor. Bakmayın beyaz tişörtten domates topladığımıza. Daha bugün böyle domates var diye yoksam koyunlar otarken beyaz tişört güzel oluyor da. Allah'tan havalar serin gidiyor. 9. aya girdik. Eskisi gibi sıcak yok. Uf, yazın çok kötüydü arkadaşlar. Var ya. Vallahi yazın çok kötüydü. Aşırı sıcaktı. Hiç domates toplanmıydı. Terliydik bir yandan. Şu domatesin en sonunda sevdiğim şeyi ne bilirsiniz mi? Arkadaşlar size onun videosunu Allah nasip ederse çekeceğim.
Bağ bozumu diyoruz artık, bitti. Güz geldi domatese. Koyunlar içine bir vuracağız. Tamam mı? Abi otu, yaprağını, domatesin kendisini bir iyi tertemizledi domatesi. İşte domatesin en sevdiğim yönü o. Bitti. Yani ona doğru da şu an gidiyoruz. Farkındaysanız hiç domates, sebze, biber videosu çekmedim. Çünkü yok. Yani yok. Bir faydası yok. Size yemin ederim, size domates, biber videosu çekseydim, ne yapılacağını, bir domates nasıl yetiştirilir, saksıdaki o domatesleriniz ya da apartmanın girişindeki ya da arka bahçesindeki o domatesleriniz çok güzel olurdu ama boş verin. Satın alın, yiyin daha iyi. Vallahi biz senelerdir ektik, sonu yok. 15 senedir bir fil domates ektik arkadaşlar. Tam 15 yıl. 30 bin fideye kadar da çıktık domates, biber. 20 bin ektik, 30 bin ektik, 12 bin ektik. Sonu yok. O yüzden ben bitti dedim, benim için bitmiştir. Hani sebze benim için yok. Domates benim için yok. Şimdi bakma işte. Yardım sade koyunlar otardığım zaman, yardım ettiğim zaman çok dövüşük. Yani sen koyunlar otarsan biz niye domates topluyoruz vesaire falan, böyle bu tarz şeyler oluyor yani. Kavgalar oluyor, bilirsiniz mi? Ben onlara dedim ekmeyin. Ektiler. Bu adamın başına bela. Niye? Havamız doldu. Bunu boşaltıp gelelim. Evet dostlar, domatesi topladık. Domates bitti. Bizimkiler öyle pat pata döktük. O dört kasa başkasına melemenlik. Bunlar da başkasına melemenlik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kovalarla bu yerdeki attığımız domatesler var ya, beğenmediğimiz domatesler. Çürükler. Onları toplayacağız. Şöyle hemen dört kova toplayayım. Koyunların önüne tökek, tuzlayak yesinler. Uğur'cum kolay gelsin. Teşekkürler Uğur'cum. Al o zaman sen. Tamam. Bunları, bu yerdekileri. Evet arkadaşlar, 3 kasa domates topladım. Getirdim. Şimdi maşallah hayvanlarımızın keyfi yerinde. Yatıyorlar. Yatın. Kalkmayın, yatın. Yatın. Saat 1.30. 2'ye 3'e gelin. Gerçi hava serin. Şimdi şey yapacağız. Domatesleri şöyle müsürlere dökeyim. Biraz da üzerine tuz dökek. Sularını bir tazeleyek. Ne? Çıksan çıktımı da otlamışsan. Melli durursan. Arkadaşlar, bu karamel ne yapıyor bilirsiniz mi? Aha, bu karamel, bu da annesi. Karamel. Hele hele, maşallah, subhanallah. Büyüdü annesi de ne oldu ya? Hala annesine mi ha? Arkadaşlar bu karamel. Karamel. Kızım. Hala annesine mi? Dediğim gibi hemen şu sularını da tazeleyek. Şimdi tuz vereceğiz ya. Tuz hazırlar. Domatesleri de doğrayak. Üsürlere tökek. Tuzu üstüne tökek. Az bir şey de saman tökek üzerine. Mis. Hadi bakalım. Şimdi şu yüzünün irisini biraz alım. Yemiler yoksa. Arpa dolu içi ha.
Toga. Annem. Gel bal et yana. Oh. Gel bir tane daha bal edeyim. Oh. Gel bal edeyim bir tane daha. Oh. Toga akıllı. Cimcime. Gel bana mela kızım. Gel aslan kızım benim. Cimcime. Gel. Oh. Kıcım 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 kıcım. Kas kızım benim. Benim küçük kızım. Var mı bir sıkıntın? Cimcime, bu sendeki problem ne ki kızım, sürekli bu ayda bir sefer tekrarlıyor. He? Sendeki bu kellik. Bakın arkadaşlar, bu sıkıntı bu kellik. Böyle kulaklarında oluyor, bunun ilacı var. Cimcime neyse burnunda çıkmıştı. Kazıdım, ilacını döktüm. Geçti, şimdi de kulağında çıkmaya başladı. Cimcimenin de kırkılma zamanı gelir. Bu sıkıntılı doğan bir kuzu vardı ya, kedi yavrusu denli. Aha bu işte o cimcime. Maşallah subhanallah. Kuzuların bir denesi müsürün içine girey, şey yapıyor, yeyi. O girerken de demek ki yerken de zeytinlerini bırakıyor. Birkaç sefer vurdum, kızdım. Neyse bu araları yapmıyor ama demek ki ben olmadığımda yapıyor. Girey içine. Arkadaş tuzlar kalıplaşmış arkadaşlar, tuzlar. Tuzları şimdi dökeyim. Biraz da tuz vererek domatesle birlikte tuz da vererek üstüne dökek. Biraz da saman yesinler. Emi. Diyorduk. Orada şey yapıyorduk, yemeği yiyorduk. Dine oraya değil mi? Nereye? Oraya. Geçidin oraya değil. Geçidin oraya mı? Burada şimdi yem vereceğiz. Şimdi damlama sulama borusu döşeyeceğiz, değil mi? Dur bakayım, kalk. Biraz geriye git, ben de çek. Normalde bunu koç katım zamanında yaparlar arkadaşlar. Tuzu kavurarak verirler. Koyun koçunu almışken verirler. Biz bu işin rekabet kısmını çoktan geçtik. Biz bu işin artında zevk kısmındayız. Hobi kısmındayız. Tuzu kavurduk. Çok kavurmadım. Öyle biraz rengi döndü. Şimdi bıraktım. Soğusun. Emre.
Burada da melemen yapıyorlar arkadaşlar. Domatesler yıkandı, yerli domatesler. Rendeliler. Burada da ocak yanıyor kardeş. Çay. Enişte biber dorgu. Ömer'le Umut da mısır yeyi. Burayı doldurdum, anneme git. Çuvaldaki samanı al. Başta duzu al. Kovayı elen al bir kere. Hah. Duzla bir ebele al sep. Buğda septi ki onun gibi. Hah. Bir duzla. Duzla 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 sep bolca sep. Hah sep. Sep bir daha. Bir tur daha sep. Bu kavrulmuş duz, ondan hiç zarar gelmez. Aynı yere sepme. Yay. Ha. Gel bunu da bir duzla. Gel tuzla tuzla tuzla. Tuzla. Ha. Tamam, şimdi samanın çuvalını getir. İçinde saman az. Koy duzu kenarı. Hadi daha boru döşeyeceğiz. Sep üzerine. Zaten az, iki koçam olur. Çuvalı katla, kıvır. Çuvalı kıvır. Kıvır 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 hadi. Kıvır. Hadi kıvır, sonuna kadar kıvır. İki taraflı. Kıvır 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 kıvır. Öyle tak, nasıl hadi sep yüzüne, sep domatesin üstüne. Öyle şey etme. Tök bolca tökeceksin, öyle duz döker gibi değil. Dökeceksin. Ha dök. İki koçam al elinle, iki elinle birlikte al. Dur. Hadi. Ha o şekil dök. Dök 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 dök. Buna da getir dök biraz. Katil. Katil. Aslan oğlum benim. Ne yapsam? He? İyi dolandım bugün. Kaldır bakalım kafanı. Kafayı kaldır. Dök. Komple çuvalla dök. Dök üstüne. Git orada arpa var. Kovada. Hadi. Bas üstüne. Öyle değil. Bunu bol dökeceğim. Bas üstüne. Kovayla. Hadi. Buna da yetireceksin. Ona göre dök. Dök 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 dök. Yay. Ha. Tamam, karıştırma. Bırak onlar kendi halleder zaten.
Kovayı kovayı götür, büyük müsüre vur, ters çevir. Kovayı büyük müsüre vur, o dökülür. Hadi. Şet. Hadi. A bu tarafa doğru vur. Orada çok oldu. A bu tarafa getir. A bu tarafa getir. Ha, vur. Tamam, al kovaları. Al kovaları. Hadi git koyunların kapısını aç. Tamam, hadi çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi koyunlarımızı da yemledik. Gördünüz. Maşallah güzel oluyorlar ya. Bakmayın, yaşlı koyunlar. Yani olabildiklerini şu an en iyi durumdalar. Yoksa bu koyun şimdiye çoktan tökezleyip ölmesi lazımdı. İşte otun bolluğundan, güzel bakımından, güzel bakmamızdan maşallah kuzular verdiğimizin iki katını alıyoruz. Genç hayvan, ne yapsan. Hadi. Hadi. Çık 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 çık. Bak. Yine çıkma üstüne. İn aşağı. Hadi la. Açma, o açma. Vurabilir ha. Dikkat et erkek kuzun. Ha. Ben vurup geldi. Bana doğru koştu. Ona bir tane vurdum. Zeytuna bakar mısınız? Zeytun. Hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi bizim tarlanın başı, burası da çalı, çocuklar yüzmeye geliyor. Umut da dedi dayı ben de yüzeyim. İyi dedim, getirdim bir yüzsün. Daha buna bakın daha çocuk. Atla bakma, atla. Arkadaşlar su buz gibi, bir de derin, boyu yok. Ben giriyorum işte burnuma, alnıma falan geliyor su. Öyle derin. Yüzü çocuklar daha 7-8 yaşında, 10-12 yaşında, 15-16 yaşında. Ver bakayım, bir boy ver. İleri doğru gel bu tarafa. Dur emicim bir dakika. Hadi Umut. Bir tane de 100. Boruları taşımaya başladık. Mısır'a dediğim gibi yağmurlama yapacağız. Ömer'le Umut da getirir. Ömer, getirebiliyor musun boruyu? Aslanım benim, sen getirirsen. Yalnız yine sıcak olmaya başladı. Ha, burayı döşeyek de bu işi de bitirdim. Sonra gideceğiz, su motorunu söküp getireceğiz. Bugün bu yağmurlamayı çalıştırmamız lazım. Götür. Aslanım benim, hadi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
sistemi kurdum, az kalır hesaplamaları yaptım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şimdi. Neyse şu koyunları bir çıkartayım. Horoz, akıllı ol git. Ya arkadaşlar, bir adama gidip bildiğiniz gibi değil, mahmuzlarına bakar mısınız? Değişir onların ismi. Mahmuz, mahpuz derler falan da. Ok gibi. Ya öyle böyle adama gitmiyor. Şimdi koyunlarımızın karnı tok. Maşallah, subhanallah. Sanki dersen genç şişek. Ama yaşlı koyun. Nasip. Dediğim gibi. Hayır. Hadi. Hadi kozana. Hadi. Karınları tok ama şöyle bir keyfe keder çıkartalım. Akşam yürüyüşlerini yapsınlar. Şöyle biraz bir manken gibi şöyle bir podyumda gitsin gelsinler. Hadi kızım. Hadi kızım. Alaç. Sultan. Hadi siz de bir ayaklanın. Hadi. Hadi. Bak. Salatalığa girmeyin. Bak, Ahmet Bey'le beni sürekli daldırırsınız, dövüştürürsünüz. Yapmayın arkadaşlar. Hanımefendiler lütfen. Hadi. Hadi. Aslanlarım benim. Sakin. Şöyle bir akşam yürüyüşü yapsınlar. Tamam mı? Manken gibi şöyle bir podyumda yolun kenarına şöyle bir gitsin gelsinler. Bir streslerini atsınlar. Yiyeceklerinden değil de. İşte olsun, spor olsun, spor. Yoksa çok kilo alırlar. Bunları yürütmedi mi, koşturmadı mı ya da gezdirmedi mi çok kilo alırlar. Siz hiç podyumda koşan manken gördünüz mü arkadaşlar? He? Size... Alaç. Sultan. 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 Ha, bir kalk. Yeter yattın kızım, bir kalk. Yedi zeti şiştiz. Yedi zeti şiştiz. Alaç. Aslan oğlum benim. Sıcak sıcak arkadaşlar. Sıcak. Çok şey yapamıyorlar. Çok durumları iyi değildi. Çok zayıflardı. Bir de sürekli davarın peşinde, koyunun peşinde sürekli gezilerdi. Allah'tan bu 9. aya girdik de havalar biraz hafif serinledi. Hemen bir müdahaleler, uygulamalar yaptım. Hemen bakın topladı, gördünüz mü? Ok gibi, mermi gibi maşallah. Sultan biraz şey var. Sultan'a kimyasal taraftarı değilim. Bekledim. 2-3 gün, 2 gün daha bekleyeceğim. Düzelmez sonra bir iç dış parazit sallayacağım. Bir tane de koyunların, kuzuların ilacından salladı mı, Allah nasip ederse bir hafta 10 gün sonra mermi. Şu anda mermi de, o zaman da olur S-400. Kızlar, hadi o tarafa gidin. Nereye? Hadi. Hadi o tarafa. Bak. Akıl ol. Akıl ol. Tamam. Şş, tamam dur. Tamam dur oğlum. Tamam dur aslanım. Dur. Tamam. Tamam dur. Dur tamam. Herif. 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 Arkadaşlar burayı dediğim gibi kornişon salatalık ektik. Burayı da işte turşulu fasulye ektik. Allah'a sevsiz fasulyeye bak. Hiç kalmadı, yok. Bak fasulyeye bakın. Dediğim gibi fasulyede hiç kalmadı. Annem de zaten ben bu birinci sırayı diye koyunları ektim diye. Bu ikinci sırayı sakın yedirmedi. Bak o zaman seninle dövüşürüz diye. Dedim tamam. Kuzu daima taze otu sever. Daima taze otu sever. Hadi o tarafa. İlk şu 5-10 dakika şöyle şurayı bir yedireyim, önlerinde duralım. Tamam mı? Ondan sonra onlar daha da bir yere gitmezler. Kozanı şöyle boyuna gidip gelirler. Ben de Mısır'daki sistemi sizden hızlıca döşeyelim. Güzel bir pazar sabahından herkese selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dün tesisatı işte döşedik. Tabii bizim borular ya da bizim işler hiçbir zaman kıl düzen olmadığı gibi. Çünkü domates eken, sebze eken adamın işi hiçbir zaman düzen almaz ya da yolunda gitmez. Şimdi ne yapıyoruz? İşte böyle borular
parça parça işte contası, musluğu, kortapası yok. Bu şekil. Bunların üzerinden işte söküyorum. Böyle bunlara tamamlıyorum ki oraya kadar gözüküyordur. Şurada. Son fiskiye. Oraya kadar döşedim. Oradan sonra da döşerim. Bakalım, büyük bir ihtimal boru da yetmeyecek. Koyunlarımızı bıraktık. Oradalar. Otlular onlar. Hayvanlarda problem, sıkıntı yok. Keşke tek derdimiz, tek işimiz koyun otarmak olsun. Vallahi. Yani gözün kapalı götür otar hayvanı. Yeter ki aranda bir o bağı kurabil, yani o sevgiyi bir hissettirebil. Yoksa koyun otarmak bir iş değil. İş değil de işte ne yapsan peşine dolanıyorsun. Gezisen işte, kontrol edisen, sahip çıksan, sağa sola girmesin, insanlara zarar vermesin diye. O yüzden iş, ama yazın olduğunda, işlerimiz daha çok olduğunda ya da daha çok ağırlaştığında iş sayılmış. Aslında arazi genişlediğinde, yani kozanlar, buğdaylar biçildiğinde, ortalık açıldığında ben şunları takayım. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Tam yağmurlanmamızı döşedik. Çalıştırdık. Size yemin ederim sabahtan belli 5 sefer su motorunu çalıştırdım. Gittim istop ettim. 5 sefer su motorunu çalıştırdım. Gittim istop ettim. Boruların içindeki pislikler, saman, hepi fiskiyelerin uçlarına takılmış. İşte bir tane yırtık boru çıktı. Contası takılmamış boru vardı. Ne bileyim işte, çalıştırdık. Bir sıkıntı çıkıyor, istop et. Çalıştır, istop et. Çalıştır, istop et. En sonunda çok şükür randımanı aldırdık. Bilmiyorum şimdi kameradan belli olayım olmayayım mı? Bakın buranın rengi koyu. Yani gök. Bu tarafa doğru gittiğimizde buranın rengi de açık sarı. İki gündür sıcak olmaya başladı. Bura kapattı. Bura daha şeydi. Yeşildi. Açık sarıydı. Çok açıktı rengi. Sürüm hatasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Tarlanın orası tik. Bu taraf belli oluyor kameradan inşallah. Bu tarafı da çöke gidi. Şuradan, karşı şuradan şöyle su arayayım ağızlardan. Oraya su çıkartmak için burası aşırı su doldu ki bu tarafa doğru basa. Su ilk oradan gidiydi ama su orayı tam doldurmadı. Şu gök yeri. Buraya su çok göllendi. Bu taraf işte ancak suyunu aldı almadı misali. Şimdi buraya yağmurlama döşedim. Burayı bir suya doyuracağım. Bir su yüzü yumuşasın. Bir de şey oldu. Salma çok içtiği için, su göllendiği için. Bakın toprak şöyle bir kayasak deriz biz. Kayasak bağladı. Yani yüzü kabuk bağladı. Serteldi. Şimdi orası bir yumuşasın, kırılsın. Bir gün sonra oraya, bu tarafa bir de daha çalıştıracağız. Burası da iyice suya o başlar. Bakın gögermeye başladı şuralar. Buralar da bir susatsın. Şimdi oraya da bir benim uygulamalardan yapacağım. Gübreleme uygulaması. Basit, ucuz, maliyetsiz. Tamam mı? Aşırı azot yüklenmesi yapacağım. Sonra boruları çevireceğim bu yanı. Borumuz kısıtlı. Şöyle işte testatörden getirdim. Boruları buradan düzdüm. Böyle arkadaşlar. Aldım. Götürdüm. O boruları bu sıraya. Evet, bu sıra kurtar. Ya da tam şu sıraya. Buraya düzeceğim. Bir de bu tarafa çalıştırayım. Bugün pazar, hafta sonu, bir sürü misafir geldi. Sabahtan beri hem yağmurlamayla uğraşıyorum. Yüzüm, gözüm hepsi saman, çamur, su. Sürekli fiskiyelerden, sürekli suyla. Domates toplu, biber toplu, işte salçalık domates, melemenlik domates. 2-3 kişi geldi, onlara domates topladım, biber topladım. Bugün, yani pazardan mı? Bizim de canımız çıkmadı ama bayağı da yorulduk. Çok şükür canımız sağ. Ama iyi bir tempoda çalıştık. Yani düşünün ki o domates toplamayı falan hiç uğraşmadım. Yani videoyu çekmeye falan hiç şey etmedim. Tenezzül bile hani etmedim ki. Çünkü yapılacak işlerim çok var. Aha, buranın yağmurlamasını döşedik. Buraya, önceliğim buraydı. Çalıştırdık. Domates topladım 3 kişiye.
300 kilo birine topladım, 150 kilo birine topladım, 450 biber topladım, patlıcan topladık, kırmızı kapıya topladım. Bizimkiler de burada salça melemen yapıyor. Çok onlar da şey yapamadı. Ben uğraştım. Onları yolçuladık. İşi düzene koydum. Yağmurlamaya çalıştırdım. Şimdi yağmurlama çalışıyor. Şimdi yukarıda da o yukarı bük mevkisi dediğimiz yerde de diğer videoları izleyen arkadaşlar bilir. Orada da şeker sorgumuna su akıyor. Hem gideceğim şimdi bir de yukarıları suvarayım, gidip suya bakayım, geleyim. Koşuştur o yanı, koşuştur bu yanı. Koşuştur o yanı, koşuştur bu yanı. Şimdi gideceğiz orada da şeker sorgumuna bakak. Bugün pazar, suyu kesmiş olabilirler ama kesmezler inşallah. Varil var orada, plastik bidon. Şimdi gübre onunla eriteceğim. Gübre bir de verelim. Onu getireceğim. Hem oraya gitmişken suyu şey yapacağız. Allah nasip ederse kontrol edeceğiz. Sonra tekrar geleceğim buraya. Yağmurlamamız tamam. Bu çalıştı. Sistemimiz güzel. Çok da güzel basıncı var. Güzel de dolduruyor. Normalde bunlar 20 metre. Büyük skyperlardan değil. Onlar atıyor abi. 50 metre, 60 metre atıyor skyperlar. Bunlar 20 metre. Bakın onun bacağı sağlam da değil. Toprağa tam oturmamış. Titreti böyle böyle yapıyor. Bir de hava var. Sürekli hava atıyor. 20 metre. Yani 25'e de su motoru büyük oldu mu, basıncı güçlü oldu mu 25'e de atıyor. Ben 15 metreye koydum. 3 tane boru dizdim. 3. borunun başına taktım. Aralar 15'er metre. Çok iyi suyunu şu an alıyor. Fazlasıyla alıyor. Böyle 2-3 saat akıtacağımsa şu an bu şekilde 1,5 saat akıttı mı, hatta şu an 1 saat oldu. Toprağın yüzünün bakın kaya sağını kırmaya başladı. Hafiften bakın yumuşu. Diğer tarafı az önce gördünüz. Bakın yumuşadı. Bir de şu an bu bitki bu şekilde çok iyi. Şu an biraz sıcak ama akşam. Evet arkadaşlar, yine güzel bir videonun ve güzel bir hafta sonunun ağır bir tempoda çalışmalı videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.